Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse bültenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen ve Sena Sülü ile birlikte her perşembe olduğu gibi hisse senedi piyasasında ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldin Beste. Hoş bulduk Açıl. Şimdi öncelikle endeksin bir genel gidişatı üzerine konuşup ondan sonra hisse senedi bazındaki genel öngörülere bakmaya çalışacağız. Keza yine diğer taraftan önemli konulardan bir tanesi petrol fiyatlarındaki hareketlilik bizim endekste hangi şirket üzerinde ne kadar etki yaratabilir? Bunu da yine programımız çerçevesinde yorumlamaya çalışacağız. Sizlerden gelen her türlü hisse senedi sorusunu da yine burada mümkün olduğunca değerlendirme amacındayız. Hepsini konuşacağız. Endeksin genel gidişatı aslında ciddi bir sıkışması var. Aşağıda 91,5, yukarıda 96 bin arasında. Marj geniş olsa bile günlük marjlar dalgalanmaya devam eden bir genel yapı var. Bir de üzerinde de dün bir parça konuştuk. Bir alçalan trendimiz vardı şurada. Özellikle şu hareketten başlamış olan şuradan itibaren işte Ekim'in sonu itibariyle, Eylül sonu Ekim başı itibariyle buradan aşağı yönlü o ivmeyi şu an itibariyle sürdürüyor gibi görünüyor endeks. Bunun kırılması için ne lazım? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, burada oyun değişmeye başlıyor. Normalde baktığımız zaman ben endeksi zaten biliyorsun söylemiştim. Altta 88 bin, üstte de 94 bin, 95 bin ile sınırlı olmak üzere yeni bir konsolide bölge bekliyorum demiştim. Ama oyun biraz değişti. Nereden değişti? Amerika'dan değişti ve petrol ve emtia fiyatlarından değişti. Şimdi Amerika'ya bakıyoruz. Orada hani biraz pilavdan dönüyormuşçasına bir geri dönüş, U dönüşü var. Nedir o? Fed'in faiz artırımlarını 2019'da frene basacağı beklentisi şimdi başladı. 4 faiz mi, 3 faiz mi diye konuşurken veyahut da nötr faiz oranlarına yaklaştık mı veyahut da daha yolumuz var mı derken bir anda başta Trump'ın baskısıyla başlayan, aslında biz Trump'ın baskısı diyoruz ama Powell ve diğer Fed üyelerinde sanki biraz daha gönüllü olduğu 2019 yılı için faiz artırımlarını bir frene basacak gibi duruyor. İkinci olarak ise petrol ve emtia fiyatları bizim gibi ithalatçı ülkeler açısından pozitif bir senaryo. Başta şimdi tabii eşel sistem olduğu için ilk olarak etkisini biz bütçe üzerine göreceğiz. Fakat tabii ki de Türkiye'nin gaz, enerji ithalat maliyetlerini aşağı çekeceği için ve cari açıkta da daha doğrusu artık cari denge diyeyim, cari açık demeyeyim, iki aydır fazla veriyoruz. Cari dengeyi de olumlu yönde etkileyecek. Dolayısıyla bu BIST açısından bir senaryo daha katabilir. Hatta sadece BIST değil, majör endekslerde de yeni bir yükseliş dalgası yaratabilir. Ha nereye kadar? Belki burada S&P yani Amerika biraz ya da Çin tarafı biraz daha sınırlı kalacaktır. Çünkü petrol ve emtia fiyatlarının düşmesi onlarda deflasyonist baskı demek. Bizim istediğimiz onların aslında aleyhinde gelişen bir şey. Bir de ticaret savaşları devam ederse bu tam olarak uluslararası sayılmaz ama bizim lokal tarafa olumlu yansıyacağı kesin. Yani şimdi bizim bu aşağı kanalı kırmak için bir parça yurt dışından pozitif hava almamız lazım diyorsun. Bir umudumuz var. Ha bunu ne zaman görürüz? Bu Aralık'ta devreye girer. Yani Aralık'taki Fed toplantısında bakacağız. Orada dot plot dediğimiz 2019 yılına yönelik Fed üyelerinin beklenti eğrisini gösteren, kaç faiz artıracağını beklediklerini gösteren o eğime baktığımız zaman oradan sonrası için bize BIST'te bir hikaye yaratabilir. Ha ben aşağı yönlü... Peki bu seneye yetişir mi? Çünkü Aralık'ın ortasında Fed'in toplantısı. Evet. Dolayısıyla artık zaten Aralık'ın ortasından itibaren herkesin de hesabı kitabı kapattığı yer. Özellikle yabancı yatırımcı için yeni yıla sarkma potansiyeli var mı sence bunun? Şimdi şöyle, para zaten çok hızlı el değiştiren bir durum. Yani ve beklenti daha çok satın alınır. Eğer ki bu süreç devam ederse hangi süreç? İşte Powell'ın konuşmaları, Fed guvernörlerin, üyelerinin konuşmaları, işte Trump'ın konuşması, Aralık'ın başında OPEC toplantısı var derken aslında çok fazla ve G20 var 30 Kasım 1 Aralık'ta. Yani aslında o kadar çok durum var ki şurada her an her şey değişebilir. Zaten endeks bir süredir yatırımcıyı mahvetti. Yani şuradan itibaren yani bakıyoruz hatta Eylül başından itibaren resmen burada herkes doğrandı. Ne yatırımcı memnun ne kurumlar memnun. Dolayısıyla yeni bir sıkışıklık var. Ha bana göre bu durum devam ederse 88 binler ama oyun değişikliği her an hat safhada olabilir. O da yeniden bir 96 bin üzerine atması söz konusu olabilir. Peki bir başka önemli boyutuna geçelim. İşin biraz önce petrol fiyatlarından bahsettim. Bizim endekste petrol fiyatlarından çok doğrudan etkilenen birçok şirketimiz var ve bireysel yatırımcılar da buralarda aslında iyi pozisyon tutmuş durumda. Dolayısıyla onları da çok doğrudan etkiliyor. İşte Tüpraş
başta, Petkim'di, bunlar başta olmak üzere. Kimleri ön plana çıkartmak lazım bu süreç içerisinde? Şimdi tabii petrole baktığımız zaman bugün birçok üretimde petrol ve petrol kok ürünleri gibi petrol yan sanayisi çok başta maliyet, yani bir ham madde girdisi olarak kullanılıyor. Ama burada en fazla etkilenecek olan şirketler kimyevi ürün üreten şirketler olacak. Veyahut da bunların stoğunu veyahut da dağıtımını yapan şirketler olacak. Başta Tüpraş, Petkim söyleyebiliriz. Aygaz'dan bahsedebiliriz. Hemen ardından ise havacılık sektörü geliyor. Tabi burada hani Çelebi Tav gibi değil ama tabii ki de Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketler ve en başta olumlu yönde etkilenen şirketler olacaktır petrol düşüşünde. Tabi burada hani lastik sektörünü konuşabiliriz. İşte biraz da otomotiv sektörünü konuşabiliriz. Veyahut da emtia fiyatlarına bağlı olarak Arçelik, Vestel, Beyaz Eşya gibi şirketleri de konuşabiliriz. Beyaz Eşya sektörünü de konuşabiliriz. Ama en başta petrol, petrokimya ve havayolu şirketleri olacak. Peki bunların içerisinde pozitif etkilenenler kimler? Önce onlardan başlayalım. Petrol fiyatı aşağı geldiğinde stok üzerinden etkilenenler var. Hı hı. Petrol fiyatı aşağı geldiğinde hava yollarının içerisinde Pegasus gibi, yine Türk Hava Yolları gibi, evet, oradaki surcharge ücretleri dediğimiz, yani aradaki bilet farkından mütevellit burada avantaj sağlayabilecek ya da dezavantaj yaşayabilecek olanlar var. Hı hı. Hangisini ön plana çıkartıyorsunuz? Şimdi tabii en başta pozitif yönde etkilenecek olan şirketlerin başında Türk Hava Yolları ve Pegasus geliyor. Çünkü bunların maliyetlerine baktığımız zaman %70-%80 aralığındaki maliyetlerin biz petrol, yani yakıt, akaryakıt ve yakıt giderlerinin olduğunu görüyoruz. Tabii Pegasus'un mesela 3. çeyrekte gördük ki çok güzel bir şekilde maliyet yönetimi yapmışlar. Akaryakıt maliyetleri üzerinde iyi bir maliyet yönetimi yapmışlardı ve maliyet konusundaki baskıyı biraz azaltmışlardı. Ve bu petrol fiyatlarının geri çekilmesi Pegasus açısından Türk Hava Yolları'na nazaran biraz daha olumlu olacak. Çünkü 3. çeyrekte çok iyi bir etken maliyet yönetimi gördük. Türk Hava Yolları ise yine keza çok olumlu. Burada tabii Türk Hava Yolları her ne kadar biraz finansman tarafında beklenen veremese bile ve şöyle de söyleyeyim, buradaki Türk Hava Yolları'nda daha çok 17-18 liralar artık biraz daha hani kar realizasyonu yapacağımız yerler olduğu için sanki Pegasus Türk Hava Yolları'na göre biraz daha iskontolu kalıyor. Hep söyleriz ya, ne zaman bunların arasındaki makas açıldı? İşte şu anda makas açık. Yani şu anda Türk Hava Yolları'ndan Pegasus tarafına geçmeyi düşünen yatırımcılar varsa Pegasus'un az evvelki seviyelerini görebilirler. Yani oralar artık destek olmaya başladı. Peki istersen izleyicilerimizden gelen, takipçilerimizden gelen soruları da yanıtlamaya çalışalım. Petkim tarafı da var. Onlara da bakacağız çünkü gelen soruların içerisinde onlar da var. Mesela Turkas'ı da ekleyerek sormuşlar. İstersen bir hızlıca değerlendirelim, ondan sonra diğerlerine bakalım. Çünkü Tofaş var, Kardemir var, yine Goodyear soruları var, Eczacı İlaç, Anadolu Can. Çok fazla sorumuz var. Hangisinden başlayayım, unuttum ben. Tüpraş, Turkas, Petkim. Tamam. Şimdi şöyle, Turkas'ı ben Turkas'la çok ilgilenmiyorum ama Tüpraş, Petkim konusunda konuşabiliriz. Şimdi tabii biz az evvel olumlu yönlerinden konuştuk. Fakat bir tarafta da stok yapanlar var. Bunlar da kimler? Tüpraş ve Petkim. Dolayısıyla 3. çeyrekte yükselen petrol fiyatlarında pozitif stok karları yazmışlardı. Fakat şimdi petrol fiyatları çok hızlı düştü. Yani Brent petrole bakıyoruz, 83-84 dolar bandından 62-63 dolar bandına geldi. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Brent petrol açısından da konuşmak gerekirse çok uzun vadeli bir yükseliş trendi var. Buralar 61 dolarlardan geçiyor. Yani 61 dolar aşağı kırılması çok kolay olmayacak. Kırılabilir mi? Baksana Trump bayağı baskı yapıyor ama biraz zor olacak oralar. Diğer yandan Tüpraş tarafına baktığımız zaman şimdi burada Tüpraş'ın mesela 3. çeyrekte kur kaynaklı finansman giderlerinin ciddi anlamda karlarının baskıladığını gördük. İkinci olarak ise onların telekonferanslarına bahsetmiş olduğu bir duruş vardı. Ege Rafineri'ndeki duruşlar söz konusuydu. Bunu da yılın ilk çeyreğinde ilk yarısını yapacağız dendi. Bizim beklentimiz bunların ilk çeyrekte yapılması olacak. Dolayısıyla Tüpraş açısından şimdi 4. çeyrek stok zararı, yani zararı değil ama stok bakımına olumsuz yönde etkileyecek ve aynı zamanda 1. çeyrekte yine rafineri duruşu haberi gelebilir. O nedenle biraz Tüpraş konusunda dikkatli olmak lazım. Ama projeksiyon açısından bakacak olursak Tüpraş'ın hak ettiği seviyeler tabii ki de 140-150 lira bandı. Ha, endeks dediğim gibi bundan olumlu yönde etkilenir. Biz o FED senaryosunu artık biraz da 2013'teki, 2012'deki gibi konuşmaya başlarsak o zaman zaten 150 liraların üzerinden bahsederiz endeksin etkisiyle, ama şimdilik 140-150 lira Tüpraş açısından mantıklı gözüküyor. Petkim vardı.
Petkim zaten oradaki olay yine Star rafinerisi olacak. Ya, o da tabii stok bakımından olumsuz yönde etkileniyor. İşte Petkim olsun, Aygaz olsun. Bunlar stok bakımından pozitif yönde değil, negatif yönde etkilenecekler. Fakat şöyle bir şey var. Petkim'de 4. çeyrekte de çok dediğim gibi çok iştah kabartıcı bir beklentimiz yok. Ama 1. çeyrekten itibaren özellikle Şubat ve Mart aylarından itibaren Star rafinerisi tam konsolide olacağı için 1. çeyrek, 2. çeyrek ve 3. çeyrek çok hızlı toparlanan marjlar göreceğiz. Tabii burada Petkim o yüzden 2019 hissesinin olduğunu söylemiştik. Yine devam ediyor. Peki devam edelim. Goodyear hissesini sormuşlar. Takip ediyor musun? Goodyear'ı takip ediyorum. Goodyear ve Brisa aslında az evvel de söylediğim bir şey vardı. Yani bunlar petrol onlar açısından bir maliyet. Ve şöyle de söyleyeyim. Tabii otomotiv sektörüyle petrol fiyatları tamamlayıcı ürünlerdir. Bu tabii ki de olumlu yönde etkiliyor ama şöyle söyleyeyim. Dün baktım mesela anlamlı bir korelasyon çıkarmaya çalıştım. Brisa ve Goodyear ile petrol fiyatları arasında aslında mantıken var. Ama korelasyon bakımından çok... Pazar daha fazla etkiliyor gibi görünüyor. Pazar daha fazla etkiliyor. Çok yüksek bir korelasyon rakamı, beta rakamı yakalayamadık. Goodyear şöyle söyleyeyim. Çok iyi finansal savunmaları sahip olan ama bir yandan da bunu finansallarına yansıtamayan bir hisse. Beğeniyor muyum? Çok beğeniyorum ama bir türlü fiyatta biz bunu göremedik. Muhtemelen şurada 3.30'lar artık destek olduğunu tahmin ediyorum. Ama hani 3.30'un altı tabii burada 3 liraları var ama kötü bir hisse değil. Yani düşse bile benim karamsar olmayacağım bir hisse Goodyear. Eczacı ilaç? Eczacı ilaçta da yani o tarafta biliyorsun sanki hani eczacı holding faaliyetleri nedeniyle biraz daha gayrimenkul sektörüne hani ismi olarak değil de daha çok gayrimenkul sektörüne sanki yönelen bir hisse gibi oldu. Orada arsa satışları daha çok hisse fiyatlamasında hareketlilik sağlıyor. Son olarak Kartal tarafından bir arsa satış haberi gelmişti ama onun dışında hani çok bir faaliyetsel anlamda bir şey göremiyorum. Ben genel olarak ilaç sektörü için şunu söyleyebilirim. Özellikle önümüzdeki yılın Mart-Nisan ayları ilaç sektörü için çok önemli olacak. Evet. Çünkü oradaki yeniden değerleme, rakamlar, devlet desteğinin ne noktada alınacağı. Ayrıca hala yanlış hatırlamıyorsam 2.90'lar civarında bir Euro-TL kuruyla ilaç sektörü de alım geliyor. Şimdi, dolayısıyla bunun nereye güncelleneceği çok önemli. Oralarda eğer hakikaten ilaç sektörü açısından tatmin edici bir fiyatlama gelmezse ki bu sosyal güvenlik açıkları bu seviyedeyken çok kolay da olmayabilir ama gelmezse gerçekten Türkiye'de ilaç arzında ciddi sıkıntı yaşanması potansiyeli de var. Bunu tabii, atlamamak lazım. O ayrı. Bir de az evvel aslında söylediğim de önemli. Biz onun geldiği yılbaşı programlarını falan konuşuyoruz. Senelik kur ayarlaması tabii ki de hani güncel kurdan olmayacak ama bu zamana kadarki ortalamaların üzerine bir kur artışı muhtemelen olabilir. Bu da ilaç sektörünü olumlu yönde hani fiyatlamaları ilk etapta olumlu yönde etkileyebilir ama hem çok satılmışlık olduğu için burada tabii sene başlarında biraz da hareketleri göreceğizdir diye tahmin ediyorum. Her zaman olduğu gibi Erdemir Kardemir sorularımız var. Erdemir 2019'da ne yapar? Kardemir daha fazla düşer mi? Fix sorularımız. Şöyle yani bu hisseler bu zamana kadar çok ciddi tutundular. Kardemir'de üstüne üstlük bir de zarar beklentisine rağmen hem o tarafta finansman tarafı hem de ertelenmiş vergi gelirinin katkısıyla Kardemir'de bir kar gördük. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Erdemir tarafında İskenderun Demir Çeliği ayrı koyuyorum ama Ereğli tarafında üretim düşüşü beklentileri söz konusu. Ve bu da tabii sanayideki çarkların yavaşlaması, ülke ekonomisinin büyüme rakamlarının biraz daha duraksaması. Hatta 2019 yılı için daralma beklentileri yani Moody's'ten mesela bakıyoruz direkt 4 çeyrek daralma gidecek diyor Türkiye ekonomisi bakımından. Bunların direkt etkileyeceği bir hisse veyahut da sektör varsa Erdemir Kardemir'dir. O da sanayi sektörüdür. Bu nedenle çok olumlu bir görünüm yok ama uzun vadede yani 2019'dan sonraki hatta 2019'un sonlarından itibaren potansiyel sağlayabilecek seviyelere geldiklerinde kaçırmamak lazım. Peki şunu söyleyeyim özellikle tabii emtia fiyatlarında çok ciddi anlamda bir geri çekilme de yaşandı. Yani evet. Petrolle başladı ama genel olarak emtia büyümenin aşağı doğru gitmesiyle bir miktar örselenecek diyerek hani Çin'deki soğumadan da yine hareketle bayağı ciddi aşağı geldi. Buraları nasıl etkilenmesini beklersin o maliyetlerden? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında ilk
ilk başta dolar bakımından bakmak lazım. Yani dolardaki düşüş bir kere zaten bunları bir numarada çok olumlu etkilemedi. Çünkü döviz bazında ürün satıyorlar. Döviz bazına satıyorlar. Aynı zamanda Erdemir'in zaten fonksiyonel para birimi dolar. Yani yabancı para birimi orada TL. TL açığı varmış gibi düşünün. Dolayısıyla dolar düştükçe Erdemir bakımından negatif. Kardemir tarafında ise yani fiyat güncellemelerini tabii takip ediyoruz. Onlar çok çabuk fiyat güncelliyorlar. En son mesela 22'sinde dün fiyat güncelledi. Bir önceki fiyat güncellemesi ayın 8'indeydi. Dolayısıyla çok çabuk reaksiyon verebilen bir şirket. Ama dediğim gibi burada emtia fiyatlarının düşüşü bunlar açısından keza yine olumsuz oluyor. Hem o taraftan olumsuz etki hem bu taraftan olumsuz etki Erdemir ve Kardemir'i görünümü aşağı çekti. Tabii sanayideki çarklarına biraz daha yavaşlayacağı beklentisi de şimdilik onları olumsuz yönde fiyatlıyor. Bir de açıl çok fazla pozisyonlanma vardı. Yani endeksin en fazla düştüğü günlerde inanılmaz derecede güvenli liman olmuşlardı. O nedenle onun da biraz da sanki yorgunluğu var gibi söyleyebiliriz. Peki istersen buradan hızlıca bir de Tofaş sorusu sorayım sana. Çünkü çok sorulan sorulardan bir tanesiydi Tofaş. Orada da bayağı sert fiyatlama olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla evet. Orası için ne söylersin? Ayrıca vergi indirimleri de hani çok beklendiği gibi bir ekstra hisse etkisi yaratmadı. Satışlar artıyor bir miktar ama sadece Tofaş için değil geneli için de çok çok yukarı kaldırdığını söylemek mümkün değil herhalde fiyatları. Şimdi aslında ben dün onları bayağı bir tabii incelemiştim derinlemesine ama iş güzellik yapıp burada rakamlarını almamışım. Şimdi faaliyet raporlarına baktığımız zaman özellikle Tofaş Oto'nun faaliyet raporunun böyle sonlarına doğru bir paragraf var. Toplam otomotiv satışlarının 750-850 bin olması lazım adetten. 550 bin, 650 bin adede doğru çektiğini görüyoruz. Bu çok ciddi bir... %70 pazar daralması var. Yani çok ciddi bir daralma söz konusu. Dolayısıyla bir kere otomotiv sektörü bu açıdan negatif etkilenecek. Ama az evvel söylediğimiz emtia fiyatlarındaki düşüş, özellikle burada çelik fiyatlarına bakıyoruz. %20'lik yanılmıyorsam alüminyum çelik fiyatlarında, Londra borsasındaki çelik fiyatlarında %20'lik bir düşüş var bir ay içerisinde. Dolayısıyla bu tabii ki de otomotiv üreticilerinin maliyetleri açısından olumlu bir durum. Fakat şu anda otomotiv alan var mı? Yok. Avrupa pazarında bir miktar çok hafif de olsa bir daralma bekleniyor. Tofaş korumuş ama Ford korumuş ama Tofaş biraz daha hani çok olumlu konuştuğunu pek sezmedim. Sanki orada bir yeni bir revize gelecek gibi duruyor. Ama şunu söyleyeyim. Açıkçası Tofaş olsun, Ford Otosan olsun şimdilik hani gözde sektörler olduğunu ben düşünmüyorum. Ki keza zaten Tofaş'taki düşüş de duraksamış değil. Tofaş'ın görünümü Ford'a göre biraz daha olumsuz demeyeyim ama hani geride kalıyor biraz diyorsun. Daha yani Ford biraz daha ön plana çıkıyor. Peki hızlıca devam edeyim. Son 3 dakikamız. Kordsa? Kordsa şöyle aslında petrol fiyatlarının düşüş Kordsa açısından olumlu. Çünkü onların kord bezi, elyaf gibi hani akrilik gibi aynı zamanda aksayı da burada söyleyeyim hazır Kordsa'yı söylemişken onların maliyetleri açısından bunları olumlu yönde etkileyebilecek gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Kordsa tarafında ise tabii halen daha şöyle bir de biliyorsun Amerika'da yeni fabrika devreye geçti. O fabrikayı 100 milyon dolara satın almışlardı. Şimdi yıllık katkısının 100 milyon dolar olmasını bekliyorlar. Yani dolayısıyla aslında Kordsa faaliyet, operasyon bakımından çok olumlu ve çok beğendiğimiz bir hisse. Bence buradaki geri çekilme ileriki vadelerde kendiniz için, çocuğunuz için alabileceğiniz hisselerden, yegane hisselerden bir tanesi. Dolayısıyla Kordsa'da biraz daha hani geri çekilme 9 liralara doğru gelirse büyük bir düşüş olur ama benim için bence Kordsa açısından uzun vadeliysem fiyat farkı yok zaten. Düzenli olarak alırım. Peki son 2 soru. Bir tanesi TSKB. Özellikle BDDK'nın bu temettü tavsiyesi. Evet. Acaba oradaki hisse fiyat üzerinde etki yaratır mı diye sormuşlar. Bir de emlak konusu gayrimenkul yatırım ortaklığı. Şöyle temettü tavsiyesi Halkbank ve Şeker Bankası'nı etkileyecek. Çünkü çekirdek rasyolara baktığımız zaman %12'nin altında kalan 2 şirket, 2 banka var. Bir tanesi Halkbank, bir tanesi Şeker Bank. Dolayısıyla şimdi TSKB ile çok yüksek bir alakası yok ama şunu söyleyebilirim. Özellikle altyapı çalışmalarının devam edecek oluşu ve mesela belediye bütçelerine de bakıyoruz. Şimdi artık seçimler geliyor. Bunlar çok önemli. Ulaşım ve altyapı çalışmalarına ayrılan bir en fazla bütçenin olduğunu görüyoruz her zamanki gibi. Ama burada özellikle büyük projelerin devam edecek. Kanal İstanbul olsun, köprü olsun veyahut bunlar gibi projeler olsun. TSKB açısından olumlu. Ben TSKB'yi beğeniyorum. Birincisi faiz makasından, enflasyon
enflasyon makasından etkilenmiyor. İkinci olarak ise Türkiye'de tabii yatırımlar duracak değil. Bu açıdan TSKB her zaman o arada finansmanı sağlayacak, likiditeyi sağlayacak banka olarak kalacak. Emlak konut? Emlak konutu çok beğenmiyorum açıkçası. Yani gayrimenkul sektörü şu anda hani biri bana sorsa da derim ki hani şu anda yatırım yapacak sektör açısından gayrimenkul hani ilk 10 desen saymam. O nedenle gayrimenkul açısından çok büyük bir stok sıkıntısı var, maliyet sıkıntısı var. Çok elemeler oldu. Halen daha elemeler olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla biz daha bu stokların dönmeye başladığını görmeden emlak sektörü açısından çok olumlu konuşmayı doğru bulmuyorum. Beste, çok teşekkür ediyoruz sana. Böylelikle hisse bülteninin sonuna gelmiş oluyoruz. Yayınımızın tekrarını bizim ST Live, Periskop ve YouTube hesapları üzerinden izleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.